Yüz Türk Edebiyatçısı. Mehmet Emin Yurdakul. Ey hemşeri, sakın kesme. Yaş ağaca balta vuran el olmaz. Nakütükler, nice yıldır hiçbirine kervan gelmez, kuş konmaz. Bunları kes, o baltanla bu çürümüş ağaçları yere ser. Bak, sizin köy şu yemyeşil koruluğun gölgesinde ne güzel. Gönülleri açmadadır, yaprakların arasından esen yel. Yazık! Günah olmaz mı ki çıplak kalsın bu zümrüt yurt, bu şirin yer? Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman? Eğer böyle olmasaydı ne kalırdı oğula, mirasımı arttır diye öğüt veren atadan? Sakın kesme, her dalından bir güzel kuş ses versin. Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin. Sakın kesme, şu sevimli köye kol kanat gersin. Sakın kesme, aziz vatan günden güne şenlensin. Merhaba sevgili dinleyenler, ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza, öğrencilik yıllarımızdaki Türkçe kitaplarında severek okuduğumuz Mehmet Emin Yurdakul'un Sakın Kesme adlı şiiriyle başladık. Balıkçı Salih Reis de Emine Hanım'ın oğlu olan şair Mehmet Emin Yurdakul, Mayıs 1869'da İstanbul'da doğdu. Saray Mektebi denilen Sıbyan Mektebi'nden sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ne gitti. Daha sonra Mülkiye Mektebi'nin idari kısmına yazıldı. Ancak buradan da ayrıldı. Maaşsız katip olarak Sadaret Dairesi evrak kaleminde çalışmaya başladı. Bir sürede mektebi hukukta okudu. Fazilet ve Asalet adlı risalesinin Sadrazam tarafından beğenilmesiyle Rüsumat Dairesi'ne evrak müdürü olarak atandı. Mehmet Emin Yurdakul, Rüsumat Evrak Müdürlüğü'nde çalıştığı sıralarda İstanbul'a gelen İslam düşünürü Cemalettin Efgani etkisine kapılarak Türk ulusunu uyandırmak amacıyla 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında hece vezni ve sade Türkçe ile şiirler yazmaya başladı. Milli duyguları halkın anlayabileceği bir dille anlatan bu şiirler geniş bir okuyucu kitlesinde büyük yankılar yaptı. Selanik'te Asır gazetesinde yayımladığı şimdi dinleyeceğimiz Cenge Giderken adlı manzumesinin de içinde bulunduğu Ressam Zonaro'nun resimleriyle birlikte Türkçe şiirler adıyla kitap halinde yayımladı. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur. Sinem, özüm ateşle doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Türk evladı evde durmaz, giderim. Yaradan'ın kitabını kaldırtmam, Osmancığın bayrağını aldırtmam, düşmanımı vatanıma saldırtmam, Tanrı evi viran olmaz, giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı, evim, köyüm hep bu yerin bucağı.
İşte vatan, işte tanrı kucağı. Ata yurdun evlat bulmaz, giderim. Tanrı şahit, duracağım sözümde. Milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yar yatağın düşman olmaz, giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim. Kara taşla bıçağımı bilerim. Vatan için yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz. Giderim. ...1907'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Aynı yıl Erzurum Rüsumat Nazırlığı'na, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Trabzon Rüsumat Nazırlığı'na atandı. 1909'da atandığı Hicaz Valiliği'nden kendi isteğiyle Sivas Valiliği'ne getirildi. 3 ay sonra istifa ederek İstanbul'a döndü, Haziran 1911'de kurulan Türk Ocağı'nın başkanlığına getirildi. Mütarekeden sonra İstanbul'un işgali sırasında Mustafa Kemal'den aldığı telgraf üzerine Yusuf Akçura ile İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya gelen Mehmet Emin'in hayatında yeni bir sayfa açıldı. Milli mücadele bütün yurt coğrafyasında sürerken halkın moralini yükseltmek amacıyla Semih Rıfat'la birlikte konuşmalar yapmak üzere Anadolu'yu dolaştı. Şarki Karahisar, Urfa ve İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul'da öldü. Beşiktaş'taki Serence Bey yokuşundaki evine ara sıra gidip Boğaz'a bakan, gök ve deniz dolu yazı odasında edebiyat üstüne konuştuğu Mehmet Emin Yurdakulu şöyle anlatır Yusuf Ziya Ortaç Portreler adlı ana kitabında. Orta boylu, kalın yapılı, gövdesi bacaklarından uzun, tertemiz bir adamdı. Fil dişi beyazı yüzünde açık kumral, güzel bir sakalı vardı. Sevgi dolu gözlerle bakar, titreyen bir sesle konuşurdu. Kalbi çok merhametliydi. Edebiyat tarihimizde daha çok Anadolu'dan bir ses yahut Cenge Giderken adlı şiirleriyle tanınan Mehmet Emin Yurdakul'un sanatçı kişiliğinin gelişmesinde yetiştiği çevre, aile ortamıyla balıkçı babanın, Anadolu kadını ananın ve evde okunan halk hikayelerinin, halk destanlarının büyük etkisi görülür. Halkın zevk ve anlayışından yola çıkarak yerli hayata ait sahneleri halkın diliyle anlatarak Türk şiirinde yepyeni bir hareket başlatmıştır Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul'un istediği şiir duyguları anlatmayacak, doğruca halka seslenecekti. O öyle bir şiir istiyordu ki, çifte giden babalar, ekin biçen genç kızlar, odun kesen analar o şiirin yanık sesini dinlesin ve ağlasınlar. Türk Sazı adlı genellikle toplumsal sorunları işleyen şiir kitabında yer alan Bırak Beni Haykırayım, Balkan Savaşı'nın yarattığı ezik duygulara karşı Türk halkına umut aşılamayı amaçlayan önemli şiirlerindendir. Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum. Bende esir yaratmayan bir tanrıya iman var. Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar. Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum. Volkan söner lakin benim alevlerim eksilmez. Bora geçer lakin benim köpüklerim eksilmez. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş, öksüz bir çocuk gibidir.
Rusya'daki ilk Türkçülerden İsmail Gasparalı, Kırım'dan şaire yazdığı tebrik mektubunda orada yaşayan Türklerin sevincini belirtir. Şiirlerinizi Edirne, Bursa, Ankara, Erzurum Türkleri anlayıp lezzetle okuyacakları gibi Tiflis, Tebriz, Şirvan, Horasan, Türkistan, Kaşgar, Sibirya, Kazan ve Kırım Türkleri de okuyacaklardır. Bu şerefe Nefi ve Nabi nail olamadılar. 40-50 milyonluk ve 30 asırlık bu aleme ilk önce bir kaşık oğul balını yediren siz oldunuz ki size şeref, bize saadettir. Elindeki üç telli sazla milletinin felakette hayatını söyleyen, dertlilerin gözyaşlarını silen şair Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerini şöyle sıralayabiliriz. Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk uyan, Tan sesleri, Ordunun destanı, Dicle önünde, Turan'a doğru, Zafer yolunda, İsyan ve dua, Aydın kızları, Mustafa Kemal, Ankara, Türk'ün hukuku ve Dante'ye. Programımızı Mehmet Emin Yurdakul'un mütareke döneminde çıkardığı Türk'ün Hukuku adlı kitabında Türk ruhunun ölmezliğini ifade ettiği yazısından bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Efendiler, bugün sizin dünyada ilk defa olmak üzere insaniyet mefkuresiyle toplanan Sulh Kongrenize beşeriyetin mukadderatını tayin edecek olan muhterem heyetinizin huzuruna yeryüzünün muhtelif diller konuşan, muhtelif kıyafetli milletleri, eski, yeni beldelerden, beyaz ve yeşil iklimlerden geliyorlar. Bunların hepsi de tarih ve medeniyetlerini naklederek, sergüzeşt ve hayatlarını anlatarak sizden hürriyet ve adalet istiyorlar. İsterdim ki ben de sizin huzurunuzda bulunayım, bir Renault olayım. Size semaların kanlı şayekalarının hazin akşamlarının renkleriyle Türk'ün mahmun çehresini tersim edeyim. Bir Rodin olayım. Size yeryüzünün en beyaz ve lekesiz mermerlerinde Türk'ün asil ruhunu yontayım. Bir Whitman olayım. Size Niagara çağlayanlarının, okyanus dalgalarının nisan ve heyecanlarıyla Türk'ün hayatını terennüm edeyim. Size aşk ve sanat perilerinin sada ve nefesli sazlarıyla Türk'ün rüyasını çalayım. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.